Merhaba arkadaşlar, ben Kürşat. Bugün sizlerle bir tane daha parçalama makinesi videosu izleyeceğiz ama bugünkü güzel olacak. Bugün birbirinden farklı yumurtaların parçalanışını izleyeceğiz. Bugün de kargom geldi, acayip mutluyum var ya, Nisan ayına bir gireceğim. Ulan of be, çok güzel olacak lan Nisan ayı. Hepinize desteklerinizden dolayı çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun arkadaşlar. Gerçekten çok sağ olun. Ve evet, her zaman 24 saatten bahsediyoruz değil mi like sınırı için? Bakalım bu videoya da 2 saatte 5000 like gelecek mi? Hedefimizi yarıya indirdik ama zamanı da 10 kat indirdik arkadaşlar. Bakalım bu videoya da 2 saatte 5000 like gelecek mi? Oğlum nazar değdi benim ışınlanmaya. Bir şeyler oluyor. Tamam, şimdi iyiyim, hadi. Hadi videoya geçelim. Evet arkadaşlar, şimdi videoya başladığımıza göre hemen izleyelim. Başladık çünkü. Aa, ses çok yüksek, pardon. Şimdi bayağı bir yumurta döktü. Ama yumurtalar haşlanmış yumurta. Çiğ yumurta değil yani. Acayip enteresan yani. Neden? Hani tamam, eğlenceli izlemesi falan ama bunu neden en başta bir insan düşünmüş? Hadi kanka, gel seninle beraber gidelim. Böyle deve kuşu yumurtası, civciv yumurtası, civcivin yumurtası olmaz pardon. Gidelim tavuk yumurtası, yok onun yumurtasını, yok bunun yumurtasını ezelim demiş. Hani kim düşünmüş bunu? Helal olsun ona gerçekten. Ve makinenin, aa bir posta daha geliyor. Makinenin gerçekten içinden dışından girdi çıktı yani adam. Bak bu da alt kısmı, evet. Daha önce hiç böyle bir şey göstermemişti, helal. Sonunda mantığını kullanıyor adam. Bak nasıl çıkıyor dışarı. Saldırıyor abi, onun altında olsam var ya bütün vücudun kıpkırmızı olur, çizik dolar. Çünkü cidden yani çok hızlı çıkıyordu dışarı az önce gördüğümüz gibi. Ama daha ilk kez öyle bir sahne gördük, başka hiçbir yerde görmemiştik. Enteresan bir şey değil mi? Bakalım başka ne yumurtalar eziyor. Ha, bu da farklı bir açıdanmış ama sırf aynı yumurtayı eziyor. Ben farklı bir şey görmüştüm thumbnail'da yani. Bu açıdan kırılmıyor. Adam açı değiştirdi, yumurtalar kırılmamaya başladı. Bakın şimdi, o attığı 100 tane yumurtadan bir tencere yumurta çıkardı adam. Bak. Bunu kim yiyecek? Allah'ını seveyim seni. Kim yiyecek bunu, kim? Bunu kim yiyecek canım benim? Her tarafı kabuk dolu. Aha, deve kuşu yumurtası sanırım bu. Yani ostrich dediğine göre deve kuşudur büyük ihtimal. Ama ezilmiyor, aha. Ezilmiyor dedim, adam yukarıdan tahta çıkardı. Bakalım bu dünkü gibi mi kırılacak? Yok, bu çatır çutur kırıldı yani. Aa, deve kuşu yumurtasının zaten bulması zor. Sen neden bunu şişiretliyorsun ki? Kırmasan da ye yani. Ben yarısını yapardım. Hani bu kadar yaptım ya videoda. Alırdım, kalanını ben yerdim. Oha, o mavi şey ne? Hadi, o mavi şey neydi? Merak ettim bir saniye. Bir tur çıktı sadece o mavi şey. Abi çok sıkıldım ama. Bakın videoyu ilerlettim biraz, şimdi durduracak. Bakın ne çıkıyor içinden. Bak bak şimdi. Çıkardı. Abi yumurtanın sarısına bakın şimdi. Bir aileyi doyurur lan bunun. Yemin ederim kahvaltıda bir aile yer bunu. Bu yumurtayı değil, sadece sarısını kahvaltıda bir aile yer ve doyar yani. Şuna bakar mısın? Bu kadar ne? Abi ne bu be? Vay maşallah. Götüne kurban yani, kusura bakma da. Abi bu videoyu izlemedik biz, evet. Bakın şimdi dondurduğu şeyleri presliyor. Buna bakmadık, evet, hatırladım bakmadığımızı. Diyorum acaba izledik mi izlemedik mi? Bir de kolanın içinden çamur çıktı. Donmuş kola olunca çamur mu oluyor kola? İşte böcek kanı var içinde, içmeyin. Karpuz bu sanırım. Kavun mu bu yoksa? Bu sanırım kavun. Ortadan kırıldı bir de. Daha az gelmiyor mu yani? Hah. Bu karpuz mu? Kavun. Evet, kavun. Hadi bunu, böyle bir şey neden yaptılar ki? Bu nasıl bir kamera abi? Adamlar ticarete dökmüş işi. Bu nasıl kamera? Sanırım en iyisi bu olacak.
Bakar mısın, hani o dediğim olay oluyor. Kesik olaylar oluyor. Ama neden şu anda eğlenmediğim konusunda bir bilgim yok. Eğlenmemiz gerekirdi. Abicim çok lezzetli duruyor ya. Ya dün de kavun gördüm. Bugün de karpuz. Şu anda acayip canım çekti gerçekten. Abi şunun ne kadar güzel durduğuna bakabilir misiniz? O kırılmayan yerde böyle bir şekilde servis edilse bunu sanırım pahalı restoranlarda 150 liraya falan masaya servis edebilirler böyle bir karpuzu kır ye diye. İlginç yani. Şu anda gerçekten çok lezzetli duruyor ama sanırım reklam. Sanırım parçalama makinesi karpuzla başa çıkamadı. O yüzden bir de dikey şekilde mi yapacaklar? Yapmayacaklar. Bence yiyecekler. Büyük ihtimal bunu yemişlerdir. Ben olsam yerdim. Ben olsam devam etmezdim. Dürüstüm en azından. Bak çok daha kolay oluyor. Hepsi bildiğin hani su gibi olduğu için her tarafı. Kağıttan daha az sert yani. Kağıttan daha kolay kırılır. Türkiye'nin ayı oldu bildiğin. Oraya da bir tane yıldız koyacaktı, güzel olurdu valla. Sıra domateste. Bakın böyle sıvı nitrojen döküyorlar üstüne. Anında donduruyor. Bunu eline döksen var ya bir yanar elin. Şaftın kayar bu eline dökülse insanın. Samsart oldu lan. Acaba nereden buluyorlar sıvı nitrojeni ya? Araştırmak lazım. Ben az sonra Google'da araştıracağım. Ha, bunda bir şey olmadı. Bunun sanırım sadece dışı sertleşmiş. Oha cılkı çıktı. Pazarda üstüne basılmış domateslere benzedi lan. Biber mi? Biber ne alaka? Biberi neden dondurdun? Biberi neden nitrojenledin? Yok ya, bunlar hayal ettiğimiz gibi olmuyor. Abi şimdi de para ve bozuk para presleyecek. Hem normal kağıt para hem de bozuk para. Abi bildiğin ezildi lan, plastik gibi ezdi yani. Bayağı plastik gibi ezdi. Bütün desenler gitti yani. 5 liralık bozuk para taşımak istemiyorsanız presleyeceksiniz işte. 5 lira yapacaksın onu. Abi 1 sent hala sağlam. Aa bu başka bir sentmiş. Abi bildiğin cıbartmış yani. 2 kat büyütmüş senti. Şimdi 10 sentte sıra. Bu adam Avrupalı mı ki? Ben bu adamı Rus diye biliyordum. Belki de para basıyor geliyor. Para basıyor diyorum. Para bozduruyor geliyor. Kimse Ruski olduğunu anlamasın diye. Çünkü bu adamlarda fena para dönüyor. Ama bu adamlarda harbi fena para dönüyor ya. Bakmayın biz böyle hidrolik pres videosu izleyip telif yiyoruz ya, bu adamlar öyle değil işte. Keşke ilk benim aklıma gelseydi. Cidden kıskanılacak tipten insanlar. 10 senti ya abi, neden böyle? Aha 1 euro. Hani şu anda sadece zaten bastığı para yaklaşık olarak bir 30 liradan fazla oldu şu ana kadar. Bakalım burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 euro. 7, 14, 21, 28. Diğer sentlerle beraber işte 30 lira falan para bastı yani. Presledi. Az sonra da nakit basacak. Kağıt parayı da basacak. İşte o zaman halkaları çıkmış. Bende de olmuştu lan, 1 liranın halkası çıkıp duruyordu elimde. Kaç kere başıma geldi. Hani nerede 1 lira var mı? Aha. Bakın şu 1 liranın şeyi var ya, şu yuvarlak kısmı. Orası çıkıp duruyordu, gümüş kısmı benim elimde kalıp duruyordu. 100 euro hadi be manyak, 100 euro. 430 liraya denk geliyor şu anda. Ben bir 5 ya da 10 euro yapar sandım maksimum. Şimdi abi bildiğin 430 lira pres. Gerçek olduğunu da kanıtlıyor şu anda. Kimse sahte demesin diye. Abi para sanırım 2002'de mi basılmış? 2002'den beri mi var? Sapa sağlam yani. Bizimkiler gibi değil. Yabancılar paranın değerini biliyor. Devamında pres de yapacak büyük ihtimal. Ha, bu kadar yapabiliyor. Daha yapamadı. Abi 100 euro yapılır mı be? Hani preslemeyi bırak, o şekle sokmazdım ben o parayı. O şekle sokmazdım ben. Çok yanlış yapıyorsun. Sen yanlış insansın. Sen ya medyasın. Abi bitti, para yok oldu. Neden yaptın şerefsiz insan? 100 euro gitti. Bak bir sürü de dislike almış sanırım bu yüzden. Bize ver lan mantığıyla. Abi bildiğin kurumuş sakız yaptı. Tarihi geçmiş sakıza çevirdi.
Tarih geçmiş sakız videoları. Neden yaptın ki? Allah affetsin kardeşim. Neyse, bitti. Son halde bu. Bütün paraların son halde bu. Lan ben 6 euroyu 7 euroyu hesaplarken adam 100 euroyu çekirdi. Neyse. Video bu kadardı arkadaşlar. Umarım eğlenmişsinizdir. Umarım beğenmişsinizdir. Şurada çıkan videoyu da kesinlikle ama kesinlikle izlemeyi unutmayın. Harika bir video oldu. Ne kadar harika bir video oldu diye soracak olursanız size 10 üzerinden 10 derecesinde harika oldu diyebilirim. Altında da kanalım var. Tıklayarak abone olmayı unutmayın. Ve Nisan ayını bekleyin. Kendinize de iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.